Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz ise uzay yolculuğu. Peki halkımız Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasının ardından uzay yolculuğunu nasıl değerlendiriyor? Uzaya çıkmak isteyen Türk kim olacak? Ya da siz uzaya çıkmak ister miydiniz? Tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim, uzaya çıkmak isteyen ilk Türkiye'li olmak ister miydiniz? Yani çıkmak isteyen ben olmak istemem ama bizim ülkemizden birinin çıkmasını tabii ki isterim. Siz mesela neden istemezsiniz? Öyle bir korkuyor yok. Korkma değil de yani yok, öyle bir merakım yok. Tabii şimdi genelde bakıldığı zaman yani her insanın mutlaka bir merakı olmuştur uzayda. Yani neler oluyor uzayda, ne var ne yok. Yani her anlamda ilgi alanı. Yani ben siz böyle deyince şaşırdım açıkçası. Peki yani, uzaya merakınız var mı? Öyle merakım şöyle, yani oralarda bir yaşam olduğuna inanıyorum. Çünkü kainatta dünya çok zerre kadar bir şey. Yani bu kainatın içine küçücük bir yeri tıka basa dolduran Allah o taraflarda mutlaka doldurmuştur diye tahmin ediyorum. Tabii yani zaten kitabımızda da yazıyor. Yani binlerce alem var mutlaka. Yani sadece yaşadığımız dünya değil. Peki ülkemizin uzayla alakalı çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü uzun süredir biz hep hayal ettik. Bugün de bir uzay ajansı kuruldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ülkemizin olumlu yönde çalışması, her türlü çalışmasının yanındayım. Ve destekliyorum. Yani kim yaparsa yapsın bunu. Yani olumlu bir şey yapsın ki herkes, yani her türlü destekliyorum ben. Tabii şimdi bir kesim çıktı, bunu alay konusu etti. Bizim ne işimiz var uzayda dedi. Yok ekonomik problemimiz var dedi. Sırası mı dedi. Şu mu bu mu falan filan. Siz bunu nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani onu desteklemeyen herkes uzayda biz hala çıkamadık diyorlar. Yani kişiye değil de yapılan icraata bakmak lazım. Burada kim yaptığına değil. Yani olumlu mu yapıldı, olumsuz mu yapıldı, ona bakmak lazım. Yani artık bir şeylere geçmemiz lazım. Yani kesinlikle bakın, burada devreye girmezsem olmaz. Yani beyefendi ne güzel ifade etti. Yani memlekette her şeyi eleştirenler mutlaka olacaktır. Ama bunun dozunu mutlaka aşanlar da oluyor. Yani birine soruyorsunuz, ya ne işin var uzayda? Bir başkasına soruyorsunuz, ya işte biz niye bugüne kadar uzayda değiliz ki? İşte bakın el alem uzaya çıkıyor, biz halen yaya izliyorlar. Şimdi her iki eleştiri yapanlar da aynı taraf olunca burada bir denklemde bozukluk oluyor. Beyefendi ne güzel söyledi. Yani elbette ki uzayda da olacağız. Yani şartlar, imkanlar el verirse olacak. Peki siz inanıyor musunuz gerçekten 2023 itibariyle bir Türk'ün uzaya çıkacağına? Yani inşallah. Yani ben şimdi yok işte çıkamazlar şöyle böyle, yani benim ülkemden bahsediyoruz ya. Yani inşallah çıkılır, inşallah doğrudur, yapılır. Daha iyi şeyler olsun. Tabii mesela biz İHA'lar, SİHA'lar yaparken de biliyorsunuz birçok zorluklar çıkarıldı, alay edildi. Fakat o alay edilen İHA'larımız, SİHA'larımız özellikle başta Irak'ta, biliyorsunuz Suriye'de o terör bölgelerinde birçok operasyonda aktif görev aldı. En son Azerbaycan'da destan yazdı. Bu açıdan baktığımız zaman sizi eleştirenler kasıtlı mı eleştiriyor yoksa gerçekten inançsızlıkları mı var? Kasıtlı eleştiriliyor. Yani bunu artık herkes de biliyor. Yani herkes, eleştirenler de biliyor. Yani o olmasın da ne olursa olsun diye eleştiriliyor. Yani bir şeyi tamamıyla kötülememek lazım. İyilerini kabul edip yani burada hatalısın demek lazım. Eleştiren haklı bir olayı eleştirdiği zaman da güvenilirliğini kaybediyor benim gözümde. Ya diyorum her şeyi eleştiriyor. Demek ki yani düşmanlığına yapıyor. Oysa ki yanlışları eleştirip doğruları yanında olsa benim gözümde ya bunlarda bir iş var diyeceğim. Ama yani böyle açıkçası var. Böyle bir muhalefete hasret kaldık yani ülke olarak. Evet. Aslında bence iktidarın da mevcut hükümetin buna daha çok ihtiyacı var. Ama yok maalesef, öyle gerçekten olumlu muhalefet yapan yok. Şöyle söyleyeyim, muhalefeti işte iktidarı değil. Herkes yapıyor bunu. Yani bakıyorum yani iktidar cephesinde de. Yani muhalefet dediyse yanlıştır. Ya bir dinle. Veya muhalefet. İktidar işte yanlış yapıyor, işte şöyledir böyledir. Yani bir dinleyin arkadaşım. Yani ne bileyim. Ya ülkemiz gidiyor elden. Hep birlikte olalım. Veya iktidarın muhalefeti. Hepsi yani yanlış gidenlere bir ayaklansınlar. Ortada bir yerde buluşsunlar. Yeniden bir şeyler çıkarsınlar ortaya. Tabii çok önemli yani. Ne diyor beyefendi? Oyun bozanlık yapmayın. Oyun kurun diyor. Velev ki uzayda projelerimizin bir bölümünü yapamadık. Ama denedik diyeceğiz en azından. Yani bunu yapmamız lazım.
muhalefetimizle, iktidarımızla, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşları itibariyle herkes bu sürece mutlaka katkı sunmalı. Efendim çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ülke olarak inşallah istediğimiz yerlere geleceğiz. İnşallah olacak. Bile iktidarıyla. İnşallah. Çok yani, teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, ülke olarak uzayda yer almak için ilk adımı attık. Bugün de sokakta vatandaşlarımıza soruyoruz. Neyi soruyoruz? Uzaya çıkmak isteyen Türkiye'li siz olmak ister miydiniz? Bu bağlamda bir genç delikanlı var yanımızda. Siz de bir Türkiye vatandaşı olarak, bir Türkiye'li olarak uzayda yer almak ister miydiniz? Uzayda yer almak ister miydim? Dur bakayım. Karnım aç abi, ne uzayı ya? Hangi uzaydan bahsediyorlar abi? Karnımız aç ya. Bu ülkede elbette karnı aç olan var ama tabii daha çok karın açlığından öte biraz da nefis açlığı var. Yani fakirliği anlamak mümkün, işsizliği anlamak mümkün ama bilim ve teknolojiyi anlamamak mümkün değil. Karnınız açsa ben mesela burada size bir şey ısmarlayabilirim. Ama direkt karnım aç deyip de uzaydaki çalışmaları yok saymak da bence pek ahlaki değil. Hayır hayır, şimdi şöyle, ben destekliyorum sonuna kadar. Ama ilk önce abi insanı, hakları ön plana koymamız lazım. Onu düşünüyorum ben. O sonra, en son olacak iş. Şu an insani hakların hani önünün açılması lazım ya. Peki siz mesela hiç Avrupa'ya gittiniz mi? Veya ne bileyim, gittiniz mi hiç Avrupa'ya? Avrupa'ya yok abi, nerede ya? Buradan memleketime gidemiyorum ki. Nasıl gideyim? Para yok, iş yok. Ben size bir örnek vereyim. Hatta bunu ekranlara bakarak söyleyeyim. Bakın, ben daha önce de bazı Avrupa ülkelerini gezdim. Orta Doğu'da da bulundum. Birçok ülkede gezdim, dolaştım. İnanın, Avrupa'nın birçok ülkesinde, Amerika'nın birçok bölgesinde öyle ağaçlar var ki, yani öyle böyle ağaç değil. Orada insanlar birbirine yardım da etmiyorlar, onu da söyleyeyim. Sokak başlarında uyuşturucudan ölen gençler var ve inanın hemen hemen her ana caddenin bulunduğu bir noktada, atıyorum 10 bin kişilik bir mahallenin içerisinde mutlaka bir sokak var ki orada uyuşturucudan ölen gençlerin veya yoğun bakıma giren gençlerin orada toplanmasını sağlıyorlar. Bakın, artık iş çığırından çıkmış. Tabii ülkemizdeki gençler maalesef haliyle, yaşları itibariyle birçok ülkeyi görmedikleri için Avrupa denince her şey güllük gülistanlık görüyor. Öyle değil. Gidip görenlere sorun. Bakın ben söylüyorum buradan. Gerçekten ülkemiz birçok konuda hem demokrasi anlamında hem ekonomik anlamda mükemmel. Ha, sorunlar yok mu? Var elbet. Olmaz olur mu? Ama bu sorunlar var diye de bu delikanlımız gibi işte karnım aç dersek bahane olmaz. Yani şey iyi niyetinden şüphemiz yok ama Allah razı olsun bak. Önemli olan milletimizi, devletimizi düşünmek. Abi, devletimi destekliyorum. Allah razı olsun. Bak, Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Köprüleri yaptı, hani yolları yaptı. Allah razı olsun. Şimdi otobüse binmeye kalksan mesela Ümraniye'den bu tarafa gelmeye kalksan en az hani rahat bir saatini hemen hemen alır gibiydi. Öyle tahminim. Şimdi bakıyorsun hani biniyorsun Marmara'ya, 5 dakikada buradasın. Ha, o konulardan Allah razı olsun işte. Hani orada ya yiğit öldür hakkını yeme. Ama şimdi şuna kızıyorum ben abi ya. Biraz şöyle gençlerimize, yani ben de işsizim. Hani şöyle biraz daha iş konusunda biraz daha insani hakları ön plana koyarsa niye desteklemeyelim? Yani her türlü destekleriz. Zaten destekledik, desteklemedik değil ama yani artık bir yere kadar yani, o yani nereye kadar yani. Ama bir işimiz oldu mu tamamdır. Ben başka olacak, bir şey istemiyorum. İnşallah da olacak. Yani Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, hani Allah uzun ömürler versin. Seviyoruz biz, sevmiyoruz demiyoruz. Ama yani bir şu işleri de, yani iş gücünde nasıl diyeyim ya, şimdi heyecanlandım. Pandemi süreci var. Yani bu süreçte herkes etkilendi. Bu süreçte gazeteci olan da etkilendi. Yani fabrikası olan da etkilendi. Yani. Şu işi de bir hallettiler mi tamamdır ya. Olacak, yani olacak. Eğer o iş olmasa ya, şu ekonomiye bir el alsınlar ya, Allah rızası için. Hani markete giriyoruz bak abi. Şöyle söyleyeyim ben sana. Hani yani isim vermeyeyim. Hani bildiğimiz o zincir marketler. Bir de özellikle hani ucuz market var ya bir, evet. İşte giriyorsun oraya ya, bakıyorsun fiyatlar uçmuş abi ya. Ya 10 liralık peynir gidiyorsun 30 lira ya, 25 lira hani. Alamıyorsun ki, ne yiyeceksin? Zeytin pahalanmış, peynir. Ondan sonra yani şarküteri ürünlerine biraz el alsınlar abi. Onu indirsinler Allah rızası için ya. Başka bir şey istemem ben. Şöyle bitirelim sizinle röportajımızı. Evet. Bakın sevgili market sahipleri, büyük market zinciri sahipleri. Siz de evlat sahibisiniz. Bu da ülkemizde yaşayan bir vatandaşımız, bir gencimiz. O yüzden bakın, mesajını dikkate alın. Kul hakkına girmeyin çünkü ölüm var. Siz de azdan az kazanın, çoktan çok kazanın ama lütfen bu işsiz gencimize de sahip çıkın. En azından bu işsizlik sürecinde markete gittiğinde eline attığı bir ürünün 1 liraysa onun değerini 3 liraya satmayın lütfen. Çünkü ülkemize bakın, vatandaşlarımız zor zamanlar yaşıyorlar. O yüzden bu mesajları dikkate alın. Efendim,
Biliyorsunuz uzay çalışmalarımız başladı resmen. Siz de bir Türkiye'li olarak uzayda yer almak ister miydiniz? Uzaya çıkmak ister miydiniz? İstemezdim. Neden? Dünyada ne gördük ki uzayda ne görelim? Aslında daha güzel, bak işte dünyada bir şey görmezsek belki uzayda görürüz. Bilmiyorum, öyle bir ihtiyaç hissetmiyorum. Peki hiç uzaya merakınız oldu mu bugüne kadar? Olmadı, olmadı. Peki ülkemizin uzay çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülke açısından iyi. Ama ben şahsi olarak bilgimi çekmiyor. Cumhurbaşkanımız özellikle egemenliğimizin tam oturması için ya da tam egemenlik için mutlaka göklerde olmamız lazım dedi. Bu aşamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel buluyorum. Cumhurbaşkanımızın her attığı adımın arkasındayım. Arkasındayız. Her açıdan. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Efendim, uzaya çıkmak isteyen ilk Türkiye'li olmak ister miydiniz? Yani düşünmedim. Peki uzaya merakınız var mıdır? Uzaya merakı çok olduğu söylenemez. Tabii ülkemizde bir uzay ajansı kuruldu. 2023'te eğer planlarda bir aksilik olmazsa çıkacağız uzaya. Bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Olumlu. Herkesin yaptığını biz de yapalım. Kesinlikle öyle. Tabii bir taraftan da bunu eleştirenler var. Şu an sırası mı diyenler var. Daha büyük problemlerimiz var diye. Bir şeyin sırası yok zaten. Bir şeyin sırasının olmasının durumu nedir? Ya da nasıl bir şey sırasıyla olur onu ben bilmiyorum. Çözemiyorum. Ben bunları istemez Ükçük ya da istemez Osmanlı'da da vardı bunlar. Zihniyet devam ediyor. Standart bana göre. Zaten onun biz farkındayız ama sizce bu grup tamamen ülkenin geleceğini, ekonomisini hedef alan, tamamen Batı'nın istediği bir Türkiye, yani maki bitki örtüsü gibi kısa boylu kalmasını isteyen bir grup mu ülkemiz adına? Yani bunlar zaten Türk değil bence. Yani bunlar tamamen görüntüde Türk, kanlarının ne olduğunu bilemediğimiz. Yani şimdi burada yaşayan başka azınlıkları da katmak istemiyorum işin içine ama Türk olmadıklarına eminim. Kanında Türklük hisseden ya da Müslüman olan bir insan bence, yani bunu bu şu anki hükümetle de alakalı bir şey değil. Yani her şey bir insan olmaz diyebilir mi ya? Yani her şey bir şey olmaz demek ne demek ya? Nasıl bir zihniyet bu ya? Yani bir İngiliz kendi atalarından nefret eder mi? Ya da bir Amerikalı Kızılderilileri katlettiği halde, ya da bir Alman. Yani çok nadirdir, hani belki Hitler'den edebilirler ama zannetmiyorum. Bizde kendinden nefret eden bir jenerasyon yaratılmış ve devam ediyor. Bunlar da en kısa zamanda inşallah yok olurlar. Yerin dibine batarlar. Yani konuşunca öfkeleniyorum. Aklıma da geldiği zaman sinirleniyorum. Bunlar yeter ki olmasın. Niye? Çünkü oradan alırız, buradan alırız. Yapmayalım, biz yapamayız. Niye? Biz çünkü beyinsiziz, geri zekalıyız. Yani biz hiçbir şey yapamayız onlara göre. Ama dünyadaki herkes, aa bak onlar şunu yapmış, bunu yapmış. Sen yaptığında verdikleri tepki bu. Bana göre. Yani bakın değerli izleyiciler, sonuna kadar haklı. Yani ülkemizde birçok Türk olmayan azınlıklar var. Yani bizim onlarla hiçbir problemimiz yok. Daha önce bunu çok defa zikrettim. Ama onların içerisinde bizimle problemi olan, sorunu olan birçok insan var. Ve bunlar maalesef kripto insanlar. Bakın bu sözlerim de o kripto olan insanlara. Yani 1927 yılından bu yana içimizde odaklanmış olan bir kesim, beyefendinin de ifadesiyle istenmez yükçüler var. Yani bunlar gök, yani peygamber gelse onu da istemezler. Allah-u Teala Hazretleri onlara dünyanın bütün güzelliklerini de verseler size o güzelliği reva görmezler. Aynen. Yani onlar planlı, programlı. Bu ülkenin medyasının başındalar. Bu ülkede siyasetin başındalar. Zamanın geldiğinde başbakan oldular, bakan oldular. Bütün sivil toplum kuruluşlarımızın içerisinde sızdılar. Birer yılan gibi sızdılar. Ve adları maalesef Ahmet, Mehmet, Muhammed diye biz bunları artık ama tanıyoruz. Yani bunu çok iyi söylüyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Sizleri artık herkes çok iyi tanıyor. Yani özellikle soyadı kanunundan sonra biliyorsunuz bizim artık isimlerini değiştirip Türkleşmiş gibi gözükenler soy ağacından gözüküyor. Kusura bakmayın. Evet. Bu millet artık sizi tanıyor. Bakın istemez yükçülük yapmayın artık bu ülkede. İnşallah. Tabii artık bunlar olacak. Maalesef biz bu coğrafyada hep bunu yaşadık. Evet, evet. Bu minvalde bu konuyu açtık diyelim. Uzay çalışmaları sizce Sayın Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi bir egemenlik konusu mu? Yani egemenlik konusu mu? O kadar detaylı dinlemedim ama ben onlar ne yapıyorsa yapabileceğimizi düşünüyorum. Geç bile kaldığımızı düşünüyorum. Sonuçta bu topraklara matbaa 100 yıl önce girmiş. Özür dilerim. Çıktıktan 100 yıl sonra girmiş. Yine aynı zihniyet tarafından. Yani biz 67 Cemal Gürsel Paşa öyle veya böyle darbeci bir paşa araba yapmaya çalışmış. Bunu da engellemiş bir ne diyeyim size, zürühtan bahsediyoruz. Yani ben yapılacak her yeniliğe kim olursa olsun ülke içinse yanındayım.
kesinlikle hiçbir şey görmeden istemem demiyorum. 2023 deniyor. Arabayı da göreceğiz. Yapamazlarsa eleştiririz. Ya da uzay diyorlar. Yapamazlar eleştiririz ama olmadan eleştirmek bence yanlış. O zaman beyefendiyle yapmış olduğumuz bu sohbete şöyle bir cümleyle noktayı kuralım. Bütün bu istemezlikçilere karşın o araba da olacak inşallah. Evet, inşallah. Uzayda da yer alacağız, ayda da yer alacağız. Gökyüzündeki bütün o teknolojik yapılı cihazlarımızla, o İHA'larımızla, SİHA'larımızla ve geliştirilmiş olan bütün bu silah ve tesisatlarımızla artık yer alacağız. Ne kadar istemezlikçi olursanız olun, biz de tam tersine kötü komşu ev sahibi yapar mantığıyla her şeyi yapacağız. İnşallah. Ve inanın Türk milleti bütün bu çalışmalar yaptığı müddetçe de bunlar kuduracaklar. Ama amacımız da zaten onların kudurması değil elbette. Bu ülkenin insanına ve tüm insanlığa faydalı işler yapmak. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz beyefendiye. Çünkü gerçekten istemezlikçilere dikkat çektiniz. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Vallahi ne diyelim, hakkımızda, ülkemiz hakkında en iyisi inşallah en kısa zamanda olur. Bilmiyorum, tarih boyu bunlar devam etmiş. Belki bir gün kurtuluruz. İnşallah da çok uzun sürmez. 5 yıl mı diyeyim, 3 yıl mı diyeyim, en kısa zamanda kurtuluruz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Evet, gençlerimize sormaya devam ederiz. Rica ederim. Eyvallah. Bir Türk vatandaşı olarak uzaya çıkmak isteyen bir Türkiye'li olmak ister miydiniz? Tabii ki isterdim. Yani o duyguyu yaşamak isterdim. Güzel bir duygu yani bence. Peki uzaya merakın var mı yani? Evet var. En çok neyi merak ediyorsun? En çok neyi merak ediyorum? Uzaya çıkıp orayı görmeyi mesela. Nasıl? Gördün ne olacak? Değişiklik olacak. Yani insan bilmediğini merak eder, doğru mu? Tabii ki. Evet. Yani bilmediğini merak eder ama gördükten sonra da bir süre sonra soğur. Evet. Genelde öyle oluyor. Ama şimdi gökyüzünde neler olup bittiğini mutlaka araştırmamız lazım. En azından kendi yaşadığımız bu ülkenin atmosferinde neler oluyor, neler bitiyor teknolojik olarak takip etmemiz lazım. Ülkemizin bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence çok çok iyi bir şey. Yani bunu çok iyi görüyorum yani. Nasıl diyeyim? İyi yani. Tabii şimdi bunlar güzel. Yani hepimiz ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini istiyoruz. Tabii ki. Mesela az önce biz seninle röportaj yapmadan önce bir genç arkadaş geldi. Akit bir forumu dedi, çekti gitti. Yani böyle bir anlayışla biz nasıl yol alacağız? Ben şimdi olsun, ne bileyim, farklı farklı haberler olsun. Yani onlara tek bir gözle bakmıyorum. Yani hepimiz insanız. Yani soru sorulabilir, soru cevaplanılabilir. Yani bu yanlış bir şey değil. AK Partili olsun, CHP'li olsun vesaire olsun. Yani bu nasıl diyeyim, görüş açısına bağlı yani, insanlar farklı. Evet. Kesinlikle öyle. Evet değerli izleyiciler, bugün de aslında bize ayrılan zamanın sonuna geldik ama maalesef bakın beyefendiden önce başka genç önümüzden geçti. Soru sormak istedik. Hemen logoya göster. Aa falan filan. İnanın bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki iğrenç iğrenç hareketler var. Biz röportaj yaparken protesto edenler var. Arkadan laf sokmalar var. Yani bunlar maalesef ülkemizde kendini çağdaş zanneden bir güruh. Ama bizim demokratik haklarımızı kullanmamız esnasında bile müdahale ediyorlar. Böyle bir anlayışla bahsediyoruz. Elbette bu anlayışın bizi uzaya çıkartmasını beklememiz mümkün değil. Onların hangi yerin dibine inen fikirleri var çok iyi biliyoruz. Ne diyelim, inşallah Allah onları da ıslah eder. Çünkü bu ülkede en çok demokrasiye, birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Ne diyelim, inşallah onlar da en yakın sürede hidayet ererler. Evet, bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.